Türk sanat müziğinin usta ismi Taş Bebek Gönül Yazar bir görüşme için gittiği restoranda yanlış rezervasyon kurbanı oluyor. Oturdukları masanın gerçek sahipleri gelince olaylar çığırından çıkıyor. Arkadaşlar çok önemli bir misafirimiz var bugün. Hepinizin bildiği gibi Gönül Yazar'ı ağırlayacağız birazdan. Finalinde doğum günü yapacağız ama öncesinde ilk senin doğum günüymüş güya bugün. Bu bizim meşhur yanlış rezervasyon şakamız. İşbirlikçimiz. İşbirlikçimiz Popişlan Hakan işbirlikçimiz. Arkadaşlarım, hepiniz geliyorsunuz. Reklamcı arkadaşlarımız, reklam konuşuyorsunuz, teklifini yapıyorsunuz. Gayet güzel, uluslararası bir markamız var. Garsonumuz Levit işletmecisin, bugünkü sana bu düştü. Diyorsun ki işletmeciye, bizim yerimiz burasıydı, lütfen oturan kişileri kaldırır mısınız? Ama bir bakıyorsun ki o da ne? Gönül Hanım karşında. Kırmak da istemiyorsun ama bir yandan da inatla ve ısrarla o masada oturmak istiyorsun. Ne olur çok aynı anda konuşmamaya çalışalım. Komutlarımı duymakta zorlanmayın. Yerime geçiyorum. Kolay gelsin. Heyecanla Gönül Hanım'ı bekliyoruz. Haydi. Taş bebeğimiz geldi arkadaşlar. En güzel masamızı alalım ve hazır olalım. Neyini tatlı yediğinizde? Sen getir bir şeyle bakalım. Tamam. Bak seni görüyorum. Beni de al ben yiyemem. Seçeriz mi? Seçemeyiz. Et lokantası burası. Vejetaryen kadını et lokantasına getirdiniz yahu. Ay. Eyvah eyvah. Ne yedireceğiz şimdi? Tabii. Közde, biber. Patlıcan var mı? Patlıcan, tabii. Evet, işten bahsedelim. Yavaştan anlatalım ne olduğunu. Şimdi X Ajans'ın teklifi şu. Yeni çıkacak bir yurt dışından getirdikleri bir güzellik kremi var. Ve her ülkeden bir ünlü seçiyorlar. Ve burada da yani, ajans seni önermiş ve şirkette kabul etmiş şimdi. Yani yaşı olmayan kadınları seçiyorlar. Yaşsız kadınları. Yani, sloganları zaten bu yaşsız kadın. Ya. Kaan ve Ayşe girelim artık. İçeri. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Ayşe ben. Biz de yeni geldik. Ben hemen birazcık özet geçiyordum şimdi Gönül Hanım'a. Sonra siz daha gelecek arkadaşlar detayı geçersiniz. Kaan sen şimdi başla ürünü anlatmaya. Bu Popişlan adlı bir krem. Popişlan'ın da aslında Almanca karşılığı taş bebek anlamına geliyor. Ben 7 sene Hamburg'da yaşadım. Hanım merhaba. Merhaba efendim. Bir resim rica edebilir miyim? Eyvallah. Hadi efendim. Kal biraz kalmayın. Gelin lütfen çabuk olun. Çabuk olun. Giremedin çabuk olun. Evet. Çok da rahatsız etmeyelim. Bir tane aldım. Teşekkür ederim. Rahatsız etmeyin Gönül Hanım'ı. Aldım. Çıkmış be. Çıkmış. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kırmamışsa lütfen sonra gene uğrayın. Ne kadar kibarsınız, ne kadar incesiniz. Yani. Geçeceksek gündemin karşısına geçeyim. Süper olur. İlk senler girsin artık. Levent sen masaya durumu açıkla. Yanlış rezervasyon olmuş. İngiltere'de Şer'le anlaştık. Ne bacaklar değil mi? Muazzam. İngiltere'de Şer'le, Türkiye'de de Gönül Yazar. Çok özür dilerim. Küçük bir aksaklık olmuş benim hatam. Yanlış bir rezervasyon olmuştu. Sizi bir arka masaya almak istesem. Onları arka masaya. Biz toplantı yapıyoruz. Gönlüm, onları arka masaya alalım. Onları arka masaya alalım. Daha önceden rezervasyon yapmışlar. Doğum günleri bir grup. Şimdi Gönül Hanım orada. Doğum günleriymiş herhalde. Ama orası olmaz abi. Biz arkaya geçelim. Ya koskoca Gönül Hanım'ı nasıl kaldırırız ya? Söyleyin. Koskoca Gönül Yazar oraya yok, kaldık. Yok. Ben kalkarım. Evet işte sıfır ego diye buna denir. Buyurun.
Hiç önemli değil dedi. Doğum günüymüş diyor. Zor durumda kalacaklar ha. Gönlümüzü çok boş. Ay ne kaybederiz hayatım ya. Olsun biz şimdi. Ben böyle şeylere bakma. Biz, ben de normalde bakmam. Ben muharda kadınım ya. Masayı topla şey. Muhakkak öylesiniz ama şimdi toplantımız bölünmesin ne olur. Olsun çok özür dilerim. Siz ben tinatörleri çok halledeceğim. Bir tane sandalye koyacağım. İlk sen. Siz görevlilerle atışmaya yavaş yavaş başlayın. O masa sizindir, sizin olacak. Yani böyle bir ayrımcılığı ben kabul edemiyorum. Yani Gönül Hanım ünlü diye mi orada oturuyor ben yani? Hani böyle bir ayrıcalık o yüzden mi var yani? Yani ünlü bir insan geldiği zaman hemen ona mı öncelik tanınıyor? Nasıl oluyor ben mesela? Biz yıllardır geliyoruz buraya yani. Hanımefendi bu masa rezervasyonlu zaten. Ben yaptırdım o rezervasyonu. İlk sen Gönül Hanım'ı tanı yalnız sen ve oraya doğru konuş. Çok. Bey hanımefendi ben artık Gönül yazar değilim, evimin hanımıyım, evde oturuyorum. Artık çalışmıyorum, Gönül yazarda değil. Taş yerinde ağırdır zaten, evet. Ben artık Gönül yazar değilim, evimde oturuyorum diye. Bir süre idare etseniz, şimdi ben konuklarımızı hani buradan kaldırmayayım diyorum yani. Lütfen. Kalkalım abiciğim. Onların masasıymış, hep buraya oturuyorlarmış ya. Ünlü diyeyim ona verdiler. Bizim bir yarım saat falan toplantımız var. Hayır, ünlü diyeyim onlar olduklarında. Bu laftan ben çok üzülmüştüm. Zaten üzmek için söylüyorum. Ben gönülüm de. Evet, aynı anda konuşmayalım arkadaşlar. Dinleyin birbirinizi. Onu da oturum demiyorum. Yani biraz anlayışlı olsanız siz de bir masa ekleyelim. Çözelim bu işi yani. Hanımefendi, ben çok alındım sizin bu lafınıza. Ben ünlü falan değilim. Ben onlara kalktıkları zaman biz buraya otururuz o zaman. Ben de buraya oturmayı reddediyorum yani. Hanımefendi, Gönül Hanım dediğini duydunuz mu? Ben ünlü falan değilim. Ayrımcılık da yapmıyorlar. Ben artık ünlü değilim. Evde oturuyorum. Ona söylesin, biz sizi tanıyoruz. Sağ olun. O sizin de... yani teveccüh. Ya biz sizi tanıyoruz ve çok da seviyoruz. Bütün restoranı kapattırırdım yani. Böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Altıda sen de muhasebeye uğra. Ek masa isteyip oraya oturun o zaman. İyice diplerine eklemlenin. Size ne toplantıdan? Hiç. Hanımefendi çok özür dilerim gerçekten. Sizi biraz sıkıştırsam başka masa yok. Aa, masa mı benim, ben mi alacaksınız? Hanımefendi ne demek bu sıkıştırıyorsunuz? Ama böyle olmaz ki ya. Yani. Bakın o masayı alsınlar, sizin tabağınızı böyle koyarız başa. Başa oturmuş olursunuz. Ben yatayım diyorum zaten, hepsini alırsam olur. Ben yani, bardağımı alayım. Çok enteresan şeyler yaşıyorum gerçekten. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunca zamandır geliyorum ben bu restorana. Bir daha sondur zaten. İlk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Bir daha... Şöyle size yemezsem ayıp olur mu? Başa oturur. Sen otur, başa oturur musun? Sadece şu başa sen oturur musun? İnanamıyorum yani. Kusura bakmayın. Hani anlatırım diye böyle oturuyorsun ama. Hiç olmadı bu yani. Arkanızı döndünüz ama ayıp olmasın diğer masaya. Laf sokmalar, şakalar, espriler güzel. Ne yapsın, çocuğa oturacak yani. Yani. Ama biz de yani sabahtan beri ayarlamışız her şeyi. Ama biz sanki bütün restoranı kapatmışız ve size hiç yer kalmamış gibi davranıyoruz. İşletmenin problemi ama siz burayı sabote ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet, ilk sen şimdi bir kişi daha geliyor masanıza. Gittikçe daha kalabalık olacaksınız. Şimdi mekanın civarında kim varsa yollayacağım içeri, haberiniz olsun. Pardon, o masa nereye kadar uzayacak? Nereye kadar uzayacak? Efendim çok özür dilerim. İyi de yani. Biraz böyle çekiniz. Hayır şu tarafa geçseniz abi yani. Böyle. Hayır böyle böyle. Bunları çek biraz bu tarafa. Hayır böyle böyle. Nasıl yani? Bana burada doğru... var mı ki? Ancak bana doğru yürüyün diyorum ya. Abi güneşin altına oturtur artık yani. Ama şimdi güneşin altına da oturmasın yani. Evet. Batın sen gir. Ve Gönül Hanım'ı da mı çağırdınız de? Sevin. Söylen Gönül yani. Aa, Gönül Hanım'ı da mı çağırdınız? Merhaba. Merhaba. Gönül Hanım'ı da mı çağırdınız? Çok iyi. Senin misafir gelen şey zannetti. Davetli zannetti seni. Abi. Bahadır patlat bir şarkı bakalım sen. Şu masadan. Ben doğum günün bana
Yok artık. Ne oluyor? Yok artık. Gönlümdeki gözler. Peki böyle bir şey olmaz. Bu nasıl bir şey? Yüreksizlik ya. Doğum gününüzü bozmak istemiyorsam arkadaşlar. Boş ver. Boş ver. Sen ben böyle bir şey görmedim. Peki müessese böyle bir şey kabul etmiş. Şimdi mutlu oyun. Dostum. Ya. Allah aşkına sen sus abi. Dostum. Uyumayın. Uyumayın. Bizim için yapıyor. Uyumayın. Rica ediyorum. Evet abartın abartın. Abartın çok güzel. Bahadır özür dileyerek bir balla kes sözlerini ve Gönül Yazar'dan bir şarkı iste. Şimdi şöyle ben oraya çıktım. Balla kesiyorum. Yani tam başlamadan siz şeye çok özür dilerim. Zaten hiç başlayamadık ki. Beyefendinin de izni olursa şey olarak arkadaşımız için de size çok küçük. Yok artık. Yok artık. Biz iş konuşuyoruz. Bir reklam ilk defa tanıştım beyefendiyle. Beyefendi benim plak şirketimin sahibi. Hanımefendiyle beyefendiyle de yeni tanıdım. Evet ilk sen girsen de aramızı düzeltmek istiyorum. Çok kötü başladık de. Ben ama çok üzüldüm ya. Ben çok iyi. Yani masa bir şey falan çok kötü başladı her şey. Böyle bir ya siz mutlu olun. Küçücük bir şey, bir şarkı bir şey alsak benim ben için hediye olarak. Ben istedim. Siz hepiniz anladınız değil mi? Evet, evet. Yani ne yapayım elimden bir ama şey gel. Ama yani iş görüşüyoruz ya şimdi Gönül Yazar'a kalk yani bir de güneşe beni... alın diyorsunuz abi. Siz de bir de şarkı söyleyin. Ben giderim de ben olacak çok alçak gönüllü biriyim ya. Öyle zaten ben zaten hani ilk defa tanıyormuşsunuz zaten sizin yanınızda. Evet böyle... bugün iş yani konuşması için. İnsanlar zaten bulundurmadığınızı dostum lafla öne çıkıyor. Masaya davet etsene Gönül Hanım'ı pasta kesmeye falan. Gönül Hanım peki pastayı keserken sizi masaya davet etse gelir misiniz? Tabii gelirim. Tamam çok ama teşekkür ederim. Ama daha ana vakit var. Tamam çok tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Şunayı şey yapmasın. Yüz vermesin şunu. Bu bugünkü sınavımız bu herhalde bizim. Herhalde. Bir zaman da sonra böyle bir şey var. Merve ve Çağdaş. Siz de artık kızın, kızın lütfen. Böyle fare gibi köşeye sıkıştırdılar size. Resmi çektiler resmi. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Yani neyi, beni nereye atacaksın? Sadece bizi değil, herkesi. Siz susun. Siz susun artık. Delirdiniz herhalde. Artık susun, ne olur artık susun. Evet, Kaan sen işten bahsetmeye devam et. Senin motivasyonunu kimse bozamaz. Çekimlerimiz 3 gün sürecek. 4 reklam çekiyoruz. 3'er gün sürmesini planlıyoruz. Ezel Akay'la çalışacağız. Ezel Akay'la çalışacağız. Görüşelim, görüşelim. Matunu alalım. Ne oldu? Şubat'tan bir hafta evvel başladı. Çok iyi. Gece 12'de bitti. Aa ne güzel. Herkes aldığını aldı. Ne güzel. Ne güzel. Bence siz gece kulübüne gitseydiniz. Niye restoranta geldiniz? Gece kulübüne gitseydiniz. Ya ne kadar soru çıkardınız lütfen rica edeceğim yani. Sizin işiniz gücünüz yok mu çalışmıyor musunuz? Pardon. Gönül Hanım söz vermişti de ilk sen. Evet, yani. Onlara ne oluyor? Niye karışıyorlar? Siz hiç onlarla muhatap olmayın. Bir kere Gönül Hanım söz verdi pastayı keserken ben. Gönül Hanım söz vermişti. Gönül Hanım ben rahatsız olmayın lütfen. Gel Gönül. Gönül gel. Ben sizin doğum gününüze getirmedim Gönül Hanım'ı. Biz buraya iş toplantısı yaptık. Gönül gelir misin? Evet, rezil olduk yani. Gönül. Fotoğraf. Tamam da yani ama yani burada uluslararası iş görüşmesi yapıyoruz. Senede bir kere doğum günü. Tamam da biz burada iş görüşmesine geldik ama yani. Bizi ilgilendiren bir şey değil sizin. Gönül gelir misin? Geliyorum. Geliyor, geliyor. Hemen kadar, geliyor merak etme. O kadar kibar bir hanımefendi ki inşallah ders alırsınız. Keşke siz de öyle olabilseniz. İnşallah ders alırsınız. Keşke siz de öyle olabilseniz. Gönül. Ne kadar şanslıyım de kötü başladık ama şu an hayatımın en güzel doğum gününü yaşıyorum. Önce bir dilek dile. Çok şanslıyım gerçekten. Çok kötü başladı ama şu an gerçekten unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum sayenizde. Çok teşekkür ederim Gönül Hanım.
Ne yapacağız? Önce ben dilek mi diliyorum? Ne yapıyorum? Evet, tamam. Size ilk sen de ki iş görüşmeniz neyse onun gerçekten en iyi şekilde sonuçlanmasını istiyorum de. Benim doğum günü dileğim bu de Gönül Hanım'a. Gönül Hanım, dileklerimin arasında bu iş görüşmeniz neyse gerçekten onun da en iyi şekilde sonuçlanmasını. Peki yapabilsek, biz görüşmeyi yapabilsek gerçekten olacak da. Gerçekten mi? Evet. Allah'ım. Tamam, dileklerimden biri o. Kesin inşallah olur. Tamam. Çok mutlu oldum. Atiken'e öyle girdik. Allah'tan koca çekiyorum istiyorum falan demedim böyle ya. Nasıl yaparım? Herkesin yaptığı ukalalık olur. Değil mi? Evet. Korkuyorum çünkü. Gönül hadi. Dileğimi diliyorum. Diliyoruz. Önce bir dileğim dileğim. 3. Bahadır bir şarkı var mı? Biz devam edebilir miyiz? Bir saniye, müsaade ederseniz. Bir saniye, dayanamadım. Müsaade ederseniz devam edebilir miyiz? Hemen. 2 dakika oturmazsın. Gönül, 2 dakika. O kadar dilek değil. Gönül, vaktim yok fazla. Gönül. Bahadır, güzel bir Türk sanat müziği şarkısı söyler. Bizim işi gücü var bizim. İşi gücü var yani. Gönlüm gelse diye söyle beni. Sesini duyur güle, çile bülbülüm güle, çile bülbülüm güle, gönül, çile bülbülüm güle, çile bülbülüm güle. Hem ne çile, ne çile, ne çile. Aaa, çile bülbülüm. Allah! Hadi hep arkadaşlar beraber. Bravo! Bravo! Eyvallah Barış! Ya gerçekten çok şahane. Gönül, Gönül lütfen gelir misin? Abi. Ay çok meraklısınız. Allah aşkına buyurun. Buyurun. Abi. Evet tamamdır. Kalkmaya hazır olun. Ben de yavaş yavaş geliyorum. Bakalım ne diyecek Gönül Hanım bu duruma. Gönül Hanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica sizin ederim. Beğenmeniz zaten rica ederim. Rica ederim. Ben cevabımı aldım. Tamam. Beyefendiler de aldı elinizden cevabı. Kaan ya kalkalım abi biz. Gidelim mi artık? Sataşın, sataşın. Geldiğimizden arka masa içimize girdi, içimize. Geldiğinizden beri sataşıyorsunuz. Hakan Bey, Gönül Hanım, hadi gidelim artık yavaş yavaş. Buyurun, buyurun. Çünkü ben daha fazla utanmak istemiyorum. Gönül deli gönül. Arkadaşlar tebrikler. Taş bebeğin pastası geldi. Açın. Açın. Ya o kadar tatlıydın ki. Allah'ım. Çok tatlıydınız. Ben ay ben seyrettim ya programı. Seyrettiğin halde diyorsun. Evet. Bu kadar başarılı yedim oynuyorlar ya. Mı? Bu kadar boş oynadılar. Ama bak. Gönül yazar sana. Bu ülke hayrandır. Ben gönül mönül değil. Bir kere baktım. Daha hayran olduk. Bunu kabul ediyorum. Yani o kadar zarif, o kadar kibar ve öyle tatlıydın ki. Sevgili Gönül yazar size düşen şakamızdı. Çok çok çocuklar. Evet, çok tebrik ederim. Bravo. Doğum günü hakiki misin? Yalan mı? Hepsi yalan. Arkadaşlar Gönül yazara doğum günü pastası kesiyoruz. Alkışlıyoruz. Hadi. Hadi. Çok eğlendim. Ben yani size teşekkür ederim. Hepimize güzel bir gün geçirttiniz. Gönül Hanım da mı çağırdınız? Daha yemeğe başlamadan daha teklifin gerisi hani ne olacak ne bitecek daha bismillah konuşmadan başladı masa münakaşaları. Yani ünlü bir insan geldiği zaman hemen ona mı öncelik tanınıyor? Ben artık gönül yazar değilim. Evimin hanımıyım, evde oturuyorum. Aa otur sen gönüllüsün. Ya ben gönül mönül değilim. Ben alçak gönüllü. Böyle ya merhametli falan bir insan. Kalkalım abicim. Onların masa sevmiş hep buraya oturuyorlarmış ya. Ay kalkalım ne o. Kimseye lafımı dinletmedim. Yani çok çabaladım.
sonunda baktım, laf dinletemiyorum. Ben kalktım o masaya gittim. Gönül otur. Gel Gönül. Gönül gel. Pastayı da kestim, hadi resim de çekelim, onu da çek. Dilek dile dediler. Dilek dileyeceğim bir şey yok. Aklıma koca geldi. Bir koca daha. İnşallah evlenirim dedim. Boştayım da. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Aramızda.